Evet arkadaşlar, Hariyet'in Türkçesiyle tekrar merhabalar. Tabi kaçıncı videomuz oldu? 175. 175. video Hariyet'in Türkçesi olmuş. Arkadaşlar Hariyet'in Türkçesi şöyle bakalım, önce Hariyet'inden bahsedelim. Arkadaşlar ilk önce Hariyet Amuderya Irmağı bölgesine denir. Tamam mı? Ve burada yaşayan İran kavminin adıdır. Yani Harezm'in asıl geliş yeri bir İran kavminin adıdır. Daha sonra o bölgeye arkadaşlar Harezm adı verilmiştir. O bölgede hasıl olan Türkçe'de Harezm Türkçesi diye anılır. Ve oradaki halka Harezmi, o bölgede hükmedenlere de Harezm Şah adı verilmiştir. Tamam. Değişik kaynaklarda arkadaşlar, değişik kaynaklarda Arap kaynaklarında arkadaşlar Divan Lügat Türk'te değişik isimlerle de anılır. Bazen Gürgenç ya da Küçet olarak da anılmıştır. Gürgenç zaten başkent demektir. Değil mi? Tarih bilginizde. Şimdi burası ticari bir yerdir. Ticaret gelişmiştir. Ticaret geliştiği için arkadaşlar burada da ilim, ticaret, para, yani öyle bir bölge ki arkadaşlar, kendisinden biraz da arkadaşlar çukur olan bölge, ticaret gelişiyor ve dolayısıyla ilim ve eğitim anlamında da kendisini arkadaşlar diğer yerlere göre hissettiren bir yerdir. Bak, Gazneli Mahmut burayı fetheder ve idaresini Altıntaş'a bırakmıştır. Ve bu şekilde karşımıza çıkar. Bak, şimdi Karahanlı Türkçesinin merkezinde bir Türkçedir bu. Bak, merkez hangi Türkçe varmış gördüğünüz gibi? Karahanlı Türkçesi. Tamam. Zaten Karahanlı devamlıdır. Bak Karahanlı. Bir taraftan Kıpçak unsurlar, bir taraftan da Oğuzca unsurların Karahanlı Türkçesine arkadaşlar biraz daha etkilemesiyle oluşur. Yani Karahanlı Türkçesinden benziyor mu? Benziyor. O zaman temel nere üzerine kurulmuş? Karahanlı Türkçesi. Peki bunun yanında Kıpçak unsurları var mı? Var. Oğuz unsurları var mı? Var. Hah. İşte o arkadaşlar Karahanlı Türkçesinin temelinde oluşan Kıpçak, Oğuz unsurlarının etkilediği Türkçe deyince aklına direkt ne gelecek arkadaşlar? Harezm Türkçesi. Gençler, Harezm Şahlar vardır. 1231'den sonra da Altın Ordu Hanlığı vardır. Sonuçta bu iki arkadaşlar devletin zaman diliminde olan Türkçe ne Türkçesidir arkadaşlar? Harezm Türkçesi olarak geçer. Ve Karahanlı Türkçesinden Çağatay Türkçesine bir geçiş evresidir. Yani Karahanlı Türkçesi, arkasından Harezm Türkçesi, arkasından da hangi Türkçe varmış arkadaşlar? Çağatay. Demek Karahanlı varmış, Harezm varmış, arkasında da Çağatay. Hatırlayın arkadaşlar, 9-12. yüzyıllar Karahanlı, 13-14. yüzyıllar Harezm, 15-16. yüzyıllarda Çağatay değil mi? Harezm Türkçesinin söz varlığını ortaya atan Samoilovic isimli bilim adamıdır. Genelde Arap harfli olmak kaydıyla arada Uygur harfli bölümler de vardır. Ama temel ne üzerinedir arkadaşlar? Arap harfli eserler üzerine temel oluşturulmuştur. Anlaştık? Şimdi geldik. Harezm Türkçesi eserleri. 1. Kısasül Enbiya. Rabguzi. Şimdi Harezm Türkçe eserlerini tanıyacağız. Sonra Altın Ordu, Harezm Altın Ordu eserlerini tanıyacağız. Ondan sonra edebiyat dönemi bitmiş olacak. Zaten bunlar da eski Türk edebiyatta bahsetmiştik. Bir kere daha adını analım. 1. Kısasül Enbiya. Kim yazmıştır? Rabguzi. Bak adı üstünde. Enbiya, Nebi, peygamberlerin kıssalar. Gençler, Nasirüddin Tok Bugay'a sunuldu bu eser. Ve önemi nedir? Harezm Türkçesiyle yazılan ilk eser olarak karşımıza çıktı. Elbette nesirdir. Ama 43 tane kaside, mani, tuyu şeklinde arkadaşlar bölümler vardır. 43 tane şiir vardır. Toplam 484 dize. Bu yüzden nesir bölümünde, nazım bölümünde vardır ama bu eser kuvvetle nedir arkadaşlar? Nesirdir. Gördüğünüz gibi. Kasidenin bulunması içinde beyitler bulunmasını, mani bulunması da içinde dörtlüklerin bulunduğunun kanıtıdır. İçinde ne vardı? Kısasül Enbiya, peygamber kıssası değil miydi?
72 adet kıssa vardır ve peygamber hikayeleri anlatılır. Kaynak, tabii ki Kur'an-ı Kerim ve biraz daha değil. Asıl kaynak neredendir? Kur'an-ı Kerim. Baktık nasıl başlamış eser. Allah hamd etti. Nas, peygamberleri övdü. Nasreddin Tokbuga'yı övdü. Sonra Hazreti Adem'den başlayarak peygamber kıssalarını anlattı. Habil Kabil olayını, Harut Marut olayını ve arka Harut Marut'u ve Hazreti Peygamberimizin hayatına da, Hazreti Muhammed'in hayatına da geniş yer verdi. Gördüğünüz gibi bu şekildedir. Sadece içinde ne var şeklinde bilelim diye. Nüshalarına bakınca sizin bilmeniz gereken nüsha Londra nüshasıdır. Çünkü dil özelliklerini en iyi yansıtan nüshadır arkadaşlar. Grombeck tarafından yayınlanmıştır. Diğer nüshalar. Leningrad nüshası 6 tane. Hatta o zaman nüshası demeyelim. Nüshalar. İsveç nüshaları 2 tane. Birisi arkadaşlar Uppsala Üniversitesi'nde, birisi de Lund Üniversitesi'nde 2 nüshası var. Paris nüshası ve Bakü nüshası vardır. Ama bizim için değerli nüsha Londra nüshası. Demek ki neymiş? Kısasül Enbiya mensurmuş. İçinde peygamber hikayelerini ihtiva edermiş. Allah hamdla başlar. Nas, Nasreddin Tokbuga'yı över. Çünkü ona sunulmuştur. Hazreti Peygamber kıssalar vardır. 72 adet kıssa vardır. Ve burada arkadaşlar değişik hususlarla beraber Habil Kabil, Harut Marut'la beraber Hazreti Peygamberimizin hayatından da bahsetmesi önemlidir. Kaynak da Kur'an-ı Kerim'dir. Nasreddin Tokbuga'ya sunulur. Tamam. Nesül Ferhadi. Kederli Mahmud'un yazdı. Arkadaşlar dizgi atası Kederli Mahmud'u yazmışlar. Kederli Mahmud olacak. Tamam mı? Harizm Türkçesinin ses ve şekil unsurlarını en iyi ihtiva eden eserlerden biridir. Yani bir araştırmacı. Harizm Türkçesini araştıracaksa Neçül Ferhadis ilk başvuru kaynağı olsun. Cennetlerin açık yolundan bahseder. İnsanların cennete nasıl yol alacaklarını. Yani bir nevi dünyada ve ahirette mutluluk. Dünyada şunları yapacaksın, orada yer alacaksın. Didaktiktir, öğreticidir, sade bakıcıdır. Ve değerli yan nedir biliyor musunuz? Türk edebiyatında ilk 40 hadis örneğidir. Demek ki Türk edebiyatı ilk 40 hadis örneğidir. 4 bab vardır. Her babda 10 fasıl vardır. O zaman çarpın. 4 kere 10 üstün matematik becerinizde 40 sonucuna ulaştınız değil mi? Toplam 40 fasıldır o zaman. 1. Hazreti Muhammed'in faziletleri. 4 halife ehli beyt. Sonra Allah'a yaklaştıracak ameller. Yap. Allah'tan uzaklaştıracak ameller. Yapma. 4. 1. Hazreti Muhammed'in faziletleri Hazreti Peygamberimizin. Sonra ne var arkadaşlar? Direkt olarak ehli beyt ve 4 halife var. Sonra yapacakların Allah'a yaklaştıracak ameller. Yapmayacakların Allah'tan uzaklaştıracak amellerle dünya ve ahirette nasıl mutlu olunur onu söyledi. Bu da mensurdur. Mensur bir eserdir. En iyi nüshası, bilmemiz gereken nüshası Yeni Cami nüshasıdır. Harezmi'nin istinsa ettiği, istinsa ne demek olduğunu biliyoruz değil mi? Önüne alıyor bir tanesi metni, kalıyor oradan yazıyor. Mesela arkadaşlar burada da karşımızda kısa sür Enbiya'nın aslı orijinali kayıp mesela. Yani orijinal metni alıyor önden yazıyor. Harezmi istinsa etmiştir. Arkadaşlar yazmış mıyım bilmiyorum dersinizde. Yanoş Ekman'da bunu yayımlamıştır. Tamam. Demek ki en iyi nüshası Yeni Cami nüshasıdır. Dil özelliklerini başarılı bir şekilde verir. Diğerleri Mercani, Kazan, Leningrad, Yalta, Paris, Bibliografik, National nüshası olarak geçer. Ama en iyi nüshası Yeni Cami. Demek ki kısa süre Enbiya'nın en iyi nüshası Londra, Neçül Ferhadis ne? Yeni Cami. Hocam nüshaları bilelim. Eski Türk Edebiyat'tan çok üstüne durmamıştınız. Ya arkadaş en iyi nüshasını bilelim ya bunlar. Yani dil bölümünde en iyi nüshasını bilelim. Çünkü adamların neyi soracağı pek belli değil. Demek ki Neçül Ferhadis 4 bölümde dünya ve ahirette mutlu olmayı anlatıyor. 1. bölüm Hazreti Peygamber'in faziletleri. 2. bölüm 4 halife Ehl-i Beyt. 3. Allah'a yaklaştıracak ameller ve 4. Allah'tan uzaklaştıracak ameller. Her birinin 10 fasıl toplam 40 fasıllık bir eser olarak karşımıza geçer. Ve arkadaşlar bu eseri Kederli Mahmud bin Ali yazmıştır. Ve bu eser mensurdur. Bize dünya ahirette mutluluğu verir. Yeni Cami nüshası önemlidir.
cennetten açık yol olarak biliniz. Türk edebiyatının ilk 40 hadisidir. Tamam. Diğer Mukaddimetül Edeb Zemahşer'in yazıp Harzemşah Atsız bin Anuştigin'e arkadaşlar sunduğu eserdir. Bir sözlüktür. Arapça öğretmek için yazılan pratik bir sözlüktür. Arapça kelimeler ve kısa cümleler verilir. Çünkü karşında Arapça bilmeyen bir adama yazıyorsun. Ve kelimeler kısa cümleler verilir. Satır aralarında da Türkçe, Farsça ve Moğolca sözcükler vardır. Bakın arkadaşlar bir sözlüktür. Sözlük isim, fiil, harf yani isim ve fiil dışında kalanlar örneğin edatlar. İsim cümlesi pardon isim çekimi ve fiil çekimi olmak üzere 5 bölümden oluşur. Bak isim isim çekimi, fiil fiil çekimi, harf edat. İsim isim çekimi, fiil fiil çekimi, harf yani edat. Bitti budur. Peki gençler, fiiller bizim açımızdan önemlidir. Çünkü dörtlüçü fiillerden oluşur. Tamam. 1 bölü 4'de zaten isimlerden kalıyor. Nüshalara gelince, Şuşter, Berlin, Yozgat gibi bir sürü nüshası vardır. Ama sizin bileceğiniz bu 20'ye yakın nüshadan Şuşter'i bileceksiniz gençler. Tamam mı? En değerli. Mukatibetül Edeb en değerli nüshası Şuşter'dir. Çünkü nedir? Arapça sözcükler verilmiştir. Hemen altında Türkçe karşılıkları vardır. O Türkçe karşılıkları bizim açımızdan değerlidir. Çünkü orta Türkçedir. Yani Harezm Türkçesi özelliklerini gösterir. Demek 20 yakın nüshası var. Elinde yerli hangisiymiş? Şuşter. Tamam. Muinil Mürid. Mürid'in yardımcısı. İslam'ın yazdığı söylenir. Yani Yanoş Ekman bunun yazarı kesinlikle ve kesinlikle İslamlıdır. Yalnız parantezde soru işareti koymuşum. Çünkü Ahmet Caferoğlu da Şeyh Şeref der. Çoğu yerde siz bunu İslam diye öğrendiğinize göre demek ki yanlış. Ekman kabul gören fikir. Konu nedir? Bak. Dini ve tasavvufi konular. Dikkat edin. Kısas-ül Enbiya'da diniyiz değil mi? Peygamber hikayelerini vermiş geçmişte. Ama burada dini tasavvufi konular var. Bakın düşünün. Arapça bilmeyen Türkmenler var. Tasavvuf ve fıkıh öğrenemiyorlar. İslam'da, sözüm ona yazan İslam'sa, ben bunlara tasavvuf ve fıkıh dersi vermek istiyorum diyor. Demek ki o Arapça bilmeyen Türkmenlere tasavvuf fıkıh dersi veriyor. Dikkat edin, Kısas-ül Enbiya sadece peygamber hikayesiydi. Burada tasavvuf ve fıkıh dersi de var. Didaktik, fıkıh öğretiyor, tasavvuf öğretiyor. Manzum, şiir şeklinde dörtlüklerle akıcıdır. Halk için yazıldığı için akıcıdır. Yanoş Ekman, yazarın İslam olduğunu söyler şairinin ama Ahmet Caferoğlu der ki hayır Şeyh Şeref der. Tamam ama daha çok kabul ettiğimiz arkadaşlar nedir? İslam'dır. Bakalım. Eser hakkındaki ilk bilgiler Şecere-i Terakibe'de Ebu Gazi Bahadır Han tarafından verilmiş. Demek ki bu bilgileri bize veren Ebu Gazi Bahadır Han'mış. Ve sayfa kenarlarında 6 kıtalık bir şiir vardır. Cevahirül Esdaf'tır. ÖSYM hocam bunu sorar mı diyorlar. Vallahi arkadaşlar sorar sormaz bilmiyorum. Yalnız geçen sene 2016'nın denemelerinde her deneme sınavı yazan bunu mutlaka arkadaşlar sormuştu. Karşımıza oradan çıkmıştı. Ne olur ne olmaz. Demek ki Muin'in müridi bulduğumuz arkadaşlar metnin yani sayfa kenarlarında 6 kıtalık bir şiir var. İsmi de Cevahir-ül Esnaf. Anlaştık mı? Yukarı paragraf verir. Hangisi der? Muin-ül Mürid. Bakın. Sözlük. İsimler, fiiller, isim çekimi, fiil çekimi, edatlardan oluşan Zemahşer'in yazdığı aynen şahsız bin Anuştigin'e sunulan pratik sözlük nedir? En önemli Şuşter nüshası olan Mukaddime-i Edeb'de. Arapça bilmeyen Türkmenlere dini tasavvufi bilgiler veren didaktik manzum eserleriyle ortaya çıkan Yanoş Ekbar'ın şairin İslam olduğunu, Ahmet Caferoğlu'nun yok Şeyh Şeref Hoca dediği sayfa kenarlarındaki 6 kıtalık şiiri Cevahir-ül Esnaf'ı da olan ilk bilgileri Ebu Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terakime'de verdiği eser nedir? Muin-ül Mürid. Şimdi geldik satır 6 Kur'an tercümesi 583 varaktır. İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'ne bulunmaktadır. Yalnız
Bakın ilk satır altı Kur'an tercümeleri değildir. Onlar Karahan'da görmüştük. Oğuz Kağan menakıbı vardır. Bu Uygur harfli Oğuz Kağan destanıdır. Hatırlayın genelde Arap harfliydi. Arada Uygur harfliydi. Bak burada. Mensurdur. Bak bir destan olarak mensur olması gariptir. 12 manzum parça vardır. Haliyle üzerinden yüzyıllar geçtiği için anlatıla mensur hale gelmiş. En ünlü nüshası Paris nüshasıdır. 42 sayfadır. Ve Radloff yayınlanmıştır. Anlaştık mı? Şimdi Harezm döneminde bunlar. Demek ki dört büyük eser, Kısa Süren Bir Arap Gözü, Nehçül Ferahat, Kerderli Mahmut, Mukaddime Türedep, Zemahşeri, Muin-i Mürid, İslam, iki tane değil. Bakın, satır altı Kur'an tercümeleri ve Oğuz Kağan, menakıbı, Uygarlı Oğuz Kağan destanı. Şimdi geldik. Altınordu devleti zamanında olan Harezm Altınordu Türkçesi eserdir. Bir, Hüsrevi Şir, Kutbi yazmıştır. Yani, orijinali Nizami'ye ait olan, Nizami'den Türk Edebiyatı'na 21 adet Hüsrevi Şir'in çevirisi yapılmıştır. Bu anlamda ilk yapılan çevrili Kutb'un çevirisidir. Anlaştık mı? Ve Altınordu sahasının ilk eseridir. İlk Hüsrevi Şir'in tercümesidir. Notunuza şunu düşün, eski Türk Edebiyatı'da işledik. Türk Edebiyatı'da ilk Hüsrevi Şir'in Kutb tarafından yapılmıştır. Anadolu'da ilk de Fahri tarafından. Türk Edebiyatı ilk Kutup tarafından, Anadolu'da ilk de Fahri tarafından yapılmıştır. Ve bakın Hüsrevi Şir'in bir aşk hikayesi anlatıyor ya, sunulan kişiyi de oradan aklınıza getirin. Altınordu Hanı Tınıbek ve eşi Melikyar. Bak biri Hüsrev oluyor, biri Şirin oluyor, gördün mü? Hüsrevi Şir kime sunmuştur? Tınıbek ve eşi Melikyar'a sunmuştur. Bunun da tek nüshası arkadaşlar Paris'tedir. Ve Hüsrev ile Şirin aşkını anlatır. Hüsrev, İran kralı Hürümüz'ün oğlan Hüsrev ile Ermeni kralçesi Mihin Banu'nun yeğen Şirin aşkıdır. Anlaştık mı? Evet. Muhabbetname. Harezmi'nin yazdığı muhabbetname. 11 namedir. Yani 11 mektuptur. Aşk mektubu olarak düşün. Bak muhabbet, aşk, name, mektup. Mesnevi şekli nedir? 11 bölümdür. Ve kendine yakışır bir şekilde, ismine yakışır bir şekilde muhabbet aşk demektir. Öyle sohbet etmek değil, aşk demektir. Sevgilinin güzellik tasviri ve sevgiliye düzülen metiyeler vardır. Mehmet Acebi'nin Sığınak'taki sarayında yazılmıştır ve ona sunulmuştur. 11 babın 4, 8. ve 11. babları Farsçadır. Nüshalarına gelince, British Museum'daki nüsha var. Birisi Arap harfli, birisi Uygur harfli. Hatırlayın, niye yazdım ben bunu? Hem Arap harf hem Uygur harfleri kullandığı için. Ve bu dönemin özelliğidir. Yani genellikle Arap harfleri kullanılır ama Uygur harfleri de vardır bakın. İstanbul Millet Kütüphanesi'de de vardır. Yazarı bilinmeyen, genelde kaynaklardan onun numara olarak geçen ama yazarı bilinmeyen, konusun Miraç olayını anlatan Miraçname. Miraç peygamberimizin göğe yükselişidir. Bu Miraç anlatır. Ve Nehçül Ferahis'e benzer, hatta bazıları der ki Nehçül Ferahis'ten çeviridir derler. Nehçül Ferahis'in özetidir derler. Ve mensur bir eserdir, düz yazıdır. Tek nüshası Paris'tir, Malik Vahşi arkadaşlar ne yapmıştır? İstinsa eden kişidir. Tamam mı? Cümcümename ya da Dağıstan'ın Cümcüma. Tamam. Bu da bir mesnevidir. Hazreti İsa ile kesik baş arasındakiler anlatır. Ha, İlyas peygambere itaat etmeyen kesik başın cezalandırılması ve yanındakileri iyi davrandıktan sonra Hazreti İsa tarafından diriltilmesi anlatılır. Yani kesik baş. Dağıstan Cumcuma ya da Cumcumaname Hüsam Katib'in yazdığı kesik baş olayıdır. Atlardan tercümedir ama cehennem tasviri hiç atlarınkine benzemez, gayet de güzeldir. Ona telif mahiyeti kazandırmıştır. Şimdi ilk önce dört önemli esere bakalım. Bir, aşk gayesi, Kutup yazdı. Türk Edebiyatı 21 adet çevirisi var. İlkini Kutup çevirdi, Nizami'den. Anadolu'da ilkini de kim yapmıştı? Fahri yapmıştı, değil mi? Bu eser Tınıbey ve Melik Asrı'nın eserine yazıldı. Hüsrevi Şir'in aşkını anlatıyor. Bitti Hüsrevi Şir. Aşk mektubu var, 11 nameden oluşur. Muhabbet name, değil mi? Kim yazdı? Harezmi. Sevginin güzelliği, bak muhabbet aşktan gelsin. Artı metiyeler var. Mehmet Hacı Bey'in, Muhammed Hacı Bey'in Sığınak'taki sarayında yazıldı. Ona sunuldu.
Miraç'tan mı konu, Miraç olayı Nesir Ferhat'la çok benziyor. Sen kopya yapıştır gibi. Ama arkadaşlar mensur bir eserdir. Belli bölümler ondan ayrılıyor. Cümcüme Naime'de Dastan Cümcüme. Hazreti İsa ile Kesikbaş mücadelesine Kesikbaş olayını anlatır. Hazreti İsa Kesikbaş'ı diriltir. Attardan tercümedir ama tehrif mahiyetinde olmasının sebebi burada İslam katip cehennem tasvirini orijinal bir şekilde anlattığı için tehrif gibidir. Siracı Kulüp, şimdi kısa kısa bak. Mensur, didaktik, dini, tasavvufi bir eserdir ama Çağatay'ca biraz daha belirginir. Bir sözlük daha var. Hilli tüllisan ve hulbetül beyan. İbn-i Muhanna lügatı diye geçen İbn-i Muhanna'nın yazdığı bir sözlüktür. Arapça, Türkçe, Moğolca bir sözlüktür. Kilisli Rıfat Bilge sağ olsun yayınlamıştır. Tamam. Altın Ordu yarlık ve bitikler. Altın Ordu yarlıklar. Bakalım Altın Ordu hanın adından kimler yarlık emir vermişler. Emirler. Şunu yarlıkları emir olarak düşünebilirsin. Bitikleri de bir nevi mektup olarak düşünebilirsin. Bak. Toktamış Han yarlı. Toktamış Han, Leistan Litvanya kralı Yogayla yazmıştır. Uygur asridir. 25 satırdır. Dikkat ettin ama Uygur asri kullanıyor Altın Ordu hanlı. Gel. Temir Kutluk yarlı. Temir Kutluk, Muhammed isimli birini tarhan yapmıştır. Bu yönde verdiği emirdir. Uygur asridir. Altında Arap harfli bölümde vardır. Bak iki tane. Biri Toktamış Han'ın verdiği, biri de Temir Kutlu'nun verdiği. Bir tık mektup var. Uru Muhammed Han bitiği 2. Murat'a yazdığı Arap harfli. Mahmut Han bitiği Mahmut Han Fatih'e yazıyor. Bak burada Ulu Muhammed 2. Murat'a, Mahmut Han Fatih'e, burada da Ahmet Han bitiği Ahmet Han Fatih'e. Yani Altın Ordu Han'ı Ulu Muhammed 2. Murat'a, Altın Ordu Han'ı Mahmut Han Fatih'e, yine arkadaşlar Altın Ordu Han'ı Ahmet Fatih'e. Demek ki iki Fatih'e, bir ikinci Murat'a da yazılıyor. Altın Ordu'yu şöyle toparlayacak olursak bir daha. Bir, Kutup Üstrevişir, aşk, muhabbetname aynı şekilde aşk mektup tarzında, Miraçname yazan Bediüstam Katib'in Cümcüme Namesi, İbn-i Muhanna Lugası, Altın Ordu, yardık ve bitikleri. Birisi Toktamış Han, birisi Temir Kutluk yarlı. Üç bitik Ulu Muhammed'in 2. Murat'a, Mahmut Han'ın Fatih'e, Ahmet Han'ın Fatih'e. Mahmut, Ahmet, Fatih. Anlaştık mı? Evet. Şunları bir kere daha toparlamış olduk mu? Evet. O zaman diğer videoda artık Harezm Türkçesinin ses ve şekil özelliklerine merhaba diyebiliriz değil mi gençler? O zaman 176. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.